Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin son Eid Donat mahsullerinin silahlarıyla birlikte El-Kaide'nin Suriye koluna teslim olduğu iddia ediliyor. İsyancılar Eid Donat programı kapsamında pazar günü kuzeydeki Halep'ten Suriye'ye girmişti. 75 muhalifin Nusra cephesine katılıp silahlarını örgüte verdikleri iddia edildi. Geçen ayda eğitilip donatıldıktan sonra Suriye'ye giden bir diğer grup da Nusra örgütü tarafından teslim alınmıştı. Eid Donat, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Ürdün üçlüsünün ortaklaşa yürüttüğü Suriye karşıtı sistematik muhalif eğitim programı. Ve bu Eid Donat programında mezun olanların Suriye'ye girmelerinin ardından El Nusra cephesine katıldıkları belirtiliyor. Son olay geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Türkiye'deki eğitimlerinin ardından kuzeydeki Halep'ten Suriye'ye girdikleri açıklanan 75 ılımlı muhalifin ülkeye girer girmez tüm silahları El-Kaide bağlantılı Nusra cephesine verdikleri belirtildi. Sputnik'in haberine göre Ebu Feth El-Tunisi adlı bir Nusra üyesi Twitter hesabından kullandığı ifadelerde dün Suriye'ye giren 30. Bölük grubu kendilerine güvenli geçiş alanı sağlanmasının ardından tüm mühimmat ve pikaplarını Nusra'ya teslim etti itirafında bulundu. Diğer bir Nusralı terörist Ebu Hattab El-Makdisi de 30. Bölük komutanlarından Enes İbrahim Obeyd'in yakın zamanda 30. Bölüğü, koalisyonu ve kendisini eğitenleri tanımadığını ilan eden bir açıklama yapacak dediği belirtildi. İngiliz The Times gazetesi söz konusu muhaliflerin Şam cephesi tarafından teslim alındığını yazmıştı. Şimdi yeni 30. Birlik grubuna Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen silahların da grup üyeleri tarafından gönüllü olarak Nusra'ya teslim edildiği belirtiliyor. Eğitim alan teröristlerden 18 kişi 13 Temmuz'da Suriye içlerine girmek için sınırı geçmiş, 18 kişinin komutanlarıyla birlikte Nusra cephesi tarafından alıkonulduğu iddiasıyla silah, araç ve gereçleriyle Nusra'ya geçtiği belirlenmişti. Yine geçen yıl yaşanan bir başka olayda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'de yetiştirdiği Selefi isyancıların El Nusra'ya katıldığı ortaya çıkmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da son Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Eid Donat'a ilişkin yaptığı açıklamada şimdi Türkiye neler yapıyor? Ilımlı güçlere eğitim sağlıyor ve onlar donatılıyor. ABD ve Türkiye arasındaki Eid Donat Anlaşması tarihi bir adımdır. Biz daha fazla şey yapmak istiyoruz demişti. Suriye televizyonu da Temmuz ayında Halep'te canlı olarak yakalanan bazı muhaliflerin açıklamalarını yayınlamış ve teröristlerin Türkiye'de bulunan kamplarda Türk, Amerikalı ve Katarlı subayların elinde eğitim aldıklarını itiraf ettiklerini gösteren videolar dikkat çekmişti. Diğer yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rusya Today'in sorularını cevapladı. Muallim, Suriye'nin siyasi çözümle ilgilenip ilgilenmediği yönündeki bir soruya karanlık bir tünele girmek istemiyoruz cevabını verirken, önceliklerinin şu anda terörle mücadele olduğunun altını çizdi. Bakan, bunun siyasi diyalogla ilgilenmedikleri anlamına gelmediğini, ancak teröristler sahada kazanım elde ederken kimsenin çözüm elde edemeyeceğini belirtti. Muallim, Türkiye ve Ürdün gibi ülkelerden de silah ve militan akışının devam ettiğini vurguladı.